Cim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l-vahidil-kahhar ve salatu ve ala nebiyyine'l-muhtar ve ala alihi ve eshabihi'l-ethar ve ala cemiyil enbiya'i vel ve'l-murseli'n-el-ebrar. Kıymetli hanımlar, azize kardeşlerim, bugün tarihin mümtaz anneleri serlevhası altında başlattığımız yürüyüşün ikinci dersine eriştik. Kavuşturan Rabbimize binlerce kez hamdolsun. İnşallah buradan da bu ilim meclisinden de gerekli dersleri alırız da hasretini çektiğimiz o güzel günlere kavuşma, erişme noktasında bir adım da olsa buna katkı sağlamış oluruz. Her şeyden önemlisi kulluk yolunda bize biraz azık olabilecek şeyleri bu vesileyle, bu ilim meclisi vesilesiyle elde etmiş oluruz. Cenab-ı Hak bunu bana nasip etsin, beni buna muvaffak kılsın. Sizlerin de istifadelerini açsın, daha güzel istifade edebilmek size, bize, hepimize nasip olsun. İlk dersimizde biz ilk annemiz, ilk kadın Hazreti Havva validemizi biraz işledik. Bugün de yine bir İslam kadını olarak Hazreti Sare annemizin misafiri olacağız. Kabul buyurursa sizler adına söyleyeyim, onun kızları olacaksınız. Ona talibe olacaksınız inşallah. Hepimiz kadın erkek bu güzel şeylerden mesajlar alacağız ama özellikle derslerimizin muhatapları siz azize hanımlar olduğu için mümkün mertebe ben muhataplarımı sizler belirleyerek bazı mesajları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi Hazreti Sare der demez şöyle bir sıkıntı oluşuyor bizim zihin dünyamızda. Siz de bunu kendi nefislerinize sorabilirsiniz. Genellikle biz anamızın o meşhur kıskançlığıyla onu hatırlıyoruz. Hatırlayın çocuksuzluk imtihanı var Sari annemizin. Yıllar yılı süren bir imtihan bu imtihan. Sonra kendisine hediye edilen Hacer annemiz var. Hacer annemizle beraber Filistin'de bir müddet hayatı var. O bir müddet hayattan sonra kendisi Hacer annemizin eşi İbrahim Aleyhisselam'la evlenmesini istiyor. O evliliğin üzerinden çok geçmeden de İsmail Aleyhisselam oluyor biliyorsunuz. İsmail Aleyhisselam biraz işte bebekken daha artık kocası eşi İbrahim Aleyhisselam'ın hem Hacer'e hem de İsmail'e olan ilgisinden dolayı biraz rahatsızlık duyuyor. Yani içindeki o kıskançlık damarı biraz fazlalaşıyor ve eşi İbrahim Aleyhisselam'dan onları götürmesini istiyorlar. Genel itibarla biz konuştuğumuzda bu meseleyi hep bu çerçeveden konuşuyoruz ve Sari annemiz akıllarımızı hep bununla anılıyor, bununla kalıyor ve sanki Sari annemizin başka bir özelliği yokmuş gibi Biraz da kıskançlık meselesi zaten bizim zihin dünyalarımızda farklı anlaşıldığı için aslında menfi bir karşılık varmış gibi anlaşılıyor. Böyle bir şeyin olmadığını, bunun sıradan bir kıskançlık olmadığını Hazreti Sare annemizi anlamaya gayret ettiğimiz zaman da tek meselenin bu olmadığını bugün göreceğiz. Yani bugün biraz olsun ben size başka şeyleri aktarmaya çalışarak bu manada zihin dünyamızda bu büyük İslam kadınının aslında olması gereken konumu ve bize vermesi gereken mesajları çerçevesinden bazı şeyleri anlamış olacağız. Şimdi uzun tabii meseleler çok farklı boyutlara gidip gelecek ama bir çerçeve belirlememiz lazım meseleye. Biz Hazreti Sare derdimiz aklımıza inanın ki o büyük imtihan ve o imtihanla beraber ortaya çıkan kıskançlığın dışında şu temel mesajlar gelmeli. Hazreti İbrahim gibi iman atamız olan peygambere o eş olan bir kadın. Bu eşlik de öyle bir eşlik değil yani göreceğiz yani neler olduğunu biraz sonra biraz olsun işte detaylarıyla göreceğiz. Hazreti Hacer gibi hicretin nazlı gelinine rehber olan bir muallime. Şimdi biz Hazreti Hacerle Hazreti Sare arasındaki ilişkiyi sadece bir kuma ilişkisi olarak görüyoruz. Öyle değil. Netice itibariyle Hacer anamız ki bir sonraki ders onun inşallah misafiri olacağız. O büyük İslam kadınını da yetiştiren bir muallime aslında Hazreti Sare ve bu gözden kaçan bir bilgidir. Aralarındaki ilişki bir kuma ilişkisi olmasından öte bir ilişki aslında aralarındaki ilişki muallime talebelik ilişkisidir. Hacer anamızın mektebidir Sari annemiz ve o mektepte yetişmiş bir kadındır o hicretin nazlı gelini. Hazreti İsmail gibi teslimiyet kahramanı olan evlada şefkat duyan bir hanım. Asla bir haset yok aslında. Kıskançlıkla haset ayrı şeyler biliyorsunuz. Yeri gelirse biraz da değiniriz ona. Ama İsmail'e karşı şefkati olan bir kadın görüyoruz Sare annemizin işte şahsında. Dolayısıyla İsmail aleyhisselam'ın varlığına haset eden, niye onda oldu, niye bende olmadı diyerek bunu götürüp getiren bir kadın değil Hazreti Sare. Bilakis o büyük İslam peygamberine yani İsmail aleyhisselam ki peygamber, o da bir peygamber eşi, bir peygamber eşi olarak bir peygambere kıskançlık duyması ya da haset duyması daha doğru ifadeyle mümkün olmayacağı için şefkat duyan bir kadın olarak görüyoruz Hazreti Sareyi. Hazreti İshak gibi ilimde zirve olan elçiye müderriselik yapan bir anne. İshak Aleyhisselam'ın annesi ve ona sadece işte biyolojik manada bir anne değil, gerçek manada anne. Yani müderrise olacak muallime olabilecek bir annelik de görüyoruz Hazreti Sare'nin üzerinden. Bakın bu bilgi belki bazıları işte Kur'an'daki ayetlerden zihinlerine gelecek ama gözden kaçan bir bilgidir. Hazreti Yakup gibi hasret ve umudun yoğuracağı Nebi'ye ocak olan bir nine. Bir nine torun ilişkisini de okuyoruz biz aslında. Buna ait de bir şeyleri şimdi söyleyeceğim. Bir başka şey mesela böyle ilişki türlerinden en sıkıntılı olanlarından bir tanesini söyleyeceğim. Hanımlar için biliyorsunuz bu biraz problemli bir şey. Hazreti Refaka gibi fedakarlık timsali olan geline örneklik yapan bir kayınvalide. Sare annemizin bir de böyle bir özelliği var. Yani bir kayınvalide olarak da onun hayatında bazı güzellikleri görüyoruz en sonuncusu doğrudan bizimle alakadar olan bir şey ki bunun Kur'an'ı dayanağını da söyleyeceğim biraz sonra. İsrail oğullarına ve ümmeti Muhammed'e birçok alanda model olan bir kadın. İsrail oğullarına ki onunların büyük ninesidir biliyorsunuz. İşte İsrail Hazreti Yakup Sireti Enbiya derslerinden hatırlamanız olması lazım. İshak aleyhisselam işte ve onun annesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla İsrail oğullarına özel olarak ama genel itibariyle de ümmeti Muhammed'e dolayısıyla bütün bir insanlığa birçok alanda model olan bir kadın. Demek ki Hazreti Sare sadece işte bir olayla tarihe mal olmuş bir kadın değil. Birçok farklı özelliğiyle tarihte yer almış bir kadın. Ama en başta şu hakikati hiçbir zaman gözden kaçırmayalım. Hazreti Sare validemiz Kur'an'ın isim vermeden ismi Sare olarak zikredilmez ama kaç ayette kendisinden bahsedilen bir İslam kadınıdır. Kur'an zaten biliyorsunuz çok fazla isimlerle uğraşmaz, mekanlarla uğraşmaz, tarihle uğraşmaz. Böyle şeyleri Kur'an çok bizim nazarlarımıza vermez. Onun daha fazla mesaj üzerinde yoğunlaştığını görürüz o aziz kitabın isimi andığı işte sadece Meryem anamızdır ki o da bu konularda inşallah bizim konularımızdan biri olacak. Ama birçok kadını okuyoruz biz Kur'an'dan. O okuduğumuz kadınlardan bir tanesi Hazreti Sari annemiz. Ve biz eğer ki eksene Hazreti Sari'yi koyarak okuduğumuz zaman aziz Kur'an'ımız bakın Sare annemizi çok farklı özellikleriyle bize anlatıyor. Ben Ayetleri vereceğim size yine geçen dersteki gibi siz detaylarını okuyacaksınız. Mesela biz hep bu ayetleri İbrahim Aleyhisselam'ı eksene koyarak aslında okuyorduk. Şimdi Kur'an böyle bir özelliği var zaten. Eksene neyi alıp okursanız mesaj onun üzerinde yoğunlaşıyor. Bu ayetleri biraz sonra zikredeceğim ayetleri İbrahim Aleyhisselam'ı eksene aldığınız zaman Kur'an size başka bir şey söylüyor. Sare annemizi eksene alarak okuduğunuz zaman Kur'an başka bir şey söylüyor. Anlaşılsın diye örneği şöyle vereyim. İşte bak ben bir kameraya konuşuyorum şu anda. O kamerayı nereye çevirirseniz kameranın görüş alanı orası oluyor ve onu yansıtıyor. Kur'an da böyle. Kameranızı orada neyin üzerinde yoğunlaştırırsanız bir anda mesajın orada fazlalaştığını görüyorsunuz. Bu da Kur'an'ın evrensel olma özelliklerinden bir tanesidir. Ve aynı metnin 10 15 20 30 40 farklı mesajı size aktarma özelliği de bundandır. Böyle bir kitabımız var, aziz kitabımız olarak. İşte biz özellikle bu çerçeveden de meseleyi unutmadan o ayetleri okumak durumundayız. Şimdi Kur'an'da Hazreti Sare diye bir başlık açıyoruz. Bakın neler dökülüyor aziz kitabımızdan onunla alakalı ayetler olarak. Birincisi nedir biliyor musunuz? Misafirperver bir ev hanımı Hud suresinin 69. ayet, Zariyat 27. Biz İbrahim Aleyhisselam'ın misafirperverliğini biliyoruz. E şimdi erkekler daha iyi bileceklerdi de siz de daha iyi biliyorsunuz. Kadın misafirperver olmazsa erkek ne kadar misafirperver olur? O misafirperverlik biraz kadınla alakalı bir şey. Dolayısıyla biz Hazreti İbrahim'in o misafirperverliğinin devamiyetini Hazreti Sare'de de olan o özellikten kaynaklandığını görüyoruz. Zaten ayetlerde ona onlara da göndermeler var. Özellikle bu iki ayete biraz bu çerçeveden baktığınızda orada o ipuçlarını yakıyorsunuz, yakalıyorsunuz. İkincisi melekleri gören bir kadın. Bakın ne kadar büyük bir şeref. Hud suresi 71. ayet, Hicr suresi 52. ayet. Meleklere bizatihi şahit olmuş. Bundan başka ayetler de var. Ben her birisi için ikişer ayet sadece vereceğim size. Üçüncüsü yıllardır çocuk hasretini yüreğinde taşıyan bir anne. Hud suresi 72. ayet, Zariyat suresi 29. ayet. Zaten Sari annemizin bu özelliğini biliyorsunuz. Dördüncüsü meleklerden çocuk ve torun müjdesi alan bir anne. Bakın hem torun hem çocuk hem torun müjdesi al diyor. Hud suresi 71. ayet, Hicr suresi 53. ayet. Bu iki ayetin dışında bir ayet daha var. Yine Siret-i Enbiya derslerini takip edenler hatırlayacaklar. Enbiya suresinin 72. ayeti. O ayette Rabbimiz buyuruyor ki ve 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 lehu ishaqa ve yaquba nafileten ve kullen cealna salihin ona yani İbrahim'e İshak'ı ve nafileten bir bağış bir armağan olarak da Yakub'u lütfettik. Her birini salih insanlardan yaptık. Bu ayeti biraz irdelediğinizde ne görüyorsunuz biliyor musunuz? Bir anne refleksi görüyorsunuz. Nasıl? Şimdi müjdeleniyor ya Sari annemiz İshak'la Sari annemizin yaşı baya ilerlemiş. Baya yaşlı yani yaşlı olan bir yaşta. O anda diyor ki ya bana çocuk olacak ama ben yaşlı bir kadınım. Ya ben ölüp gidersem çocuğa kim bakacak? Allah onun cevabını veriyor burada. Bırak sen İshak'ın işte akıbetine ait düşünceleri. Yani ben birkaç sene sonra ölürsem İshak ne olacak buna ait düşüncelere hiç dalma. Sen İshak'ı göreceksin, İshak'ın büyümesine şahit olacaksın, İshak'ın evliliğine şahit olacaksın, İshak'ı evlendireceksin kendi ellerinle. Sonra İshak aleyhisselamdan Yakup da olacak. Yani sen torununu da göreceksin, böylelikle hayatını noktalayacaksın. Aslında müjde bir büyük müjde ile destekleniyor burada. Öyle büyük bir müjde ile destekleniyor ki o büyük müjde yürekteki o te şeyleri, tedirginlikleri, endişeleri tamamen ortadan kaldırıyor. Ne kadar önemli bir ilahi bahşiş ve ikramdır bunu buradan da anlamış oluruz. Bu ayetler üzerinde ayrıca durmakta fayda var. Beşincisi çocuk müjdesini alınca sevinçten şaşıran bir kadın. Bunu da okuyoruz. Hud suresi 72. ayetinde, Hicr suresi 54. ayetinde. Altıncısı meleklerin selamını alan bir kadın. Melekler doğrudan selam veriyor. O selama muhatap olan ve o selamı alan bir kadın. Bu selam ne oldu biliyor musunuz Azize Hanımlar? Bilmiyorum aklınıza hiç geliyor mu teşehütte okurken o duaları? Bu selam bizim namazlarımızın bir parçası oldu. Ve biz salli ve barik duaları diye okuduğumuz o duaların kaynağı bu. Kaynağı ve her o duaları okuduğumuzda bence bir selam İbrahim aleyhisselama gönderdiğimiz gibi o duaların içerisinde bir selamı da Sari annemize göndermemiz lazım. Çünkü doğrudan selamın muhatabı Sari annemizdir. Hud suresinin 73. ayeti Rahmetullahi ve berekatuhu aleykum ehlel beyt innehu hamidun mecid. Bunu aldı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem salli ve barik duaları diye bizim bildiğimiz dualara çevirdi ve o duaları da namazımızın bir parçası kıldı. Melekler diyorlar ki o şaşıran Sare anamıza ey ev halkı ey peygamberin ehli beyti Allah'ın rahmeti ve bereketleri sizin üzerinizdedir. Şüphesiz ki o Allah övülmeye layıktır ve iyiliği boldur. Bakın burada bir Kur'an'i kavramla karşı karşıya kalıyoruz. Ehlibeyt kavramı. Ehlibeyt deyince biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ailesini düşünüyoruz. Ve hemen aklımıza o geliyor. Ama Kur'an'da ehlibeyt 3 yerde kullanılıyor. Ve 3 peygamber için kullanılıyor. Birisi burada işte Hud suresi 73. ayette. Hz. İbrahim ve ev halkı için. Yani hanımı ve çocukları için. Asas suresi 12. ayetinde. Hazreti Musa ve onun ev halkı için Asap suresi 33. ayette de aleyhissalatü vesselam ve onun ev halkı için. Dolayısıyla biz burada Sare annemizin namazlarımıza giren bir anne olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Bakın ne kadar güzel bir şey. Bu hatıraları birleştirdiğinizde zihninizde yaptığınız her işin ibadetlerde de yaptığınız her işin aslında farklı farklı güzellikler ve mesajları olduğunu hatırlamış oluyorsunuz. O da ayrı güzelliklere vesile oluyor zaten. Yedincisi bakın Kur'an'da Hazreti Sare'yi okuyoruz. Lut kavminin helak haberlerine şahit olan bir kadın. Müjde ile beraber bir de helak haberi getirdiler biliyorsunuz melekler. Ona da şahit oldu. Hazreti İbrahim gibi o da endişelendi. O da Lut aleyhisselam için sıkıntıya düştü. O da Lut aleyhisselam için bir şekliyle farklı şeyler söyledi. Onları biz Hazreti İbrahim'in dilinden okuyoruz. Hud suresinin 74. ayeti, Hicr suresinin 59. ayeti de bu. Sonuncusu, sekizincisi de şu. İnsanlığa örnek olarak gösterilen bir kadın. Mümtehine suresinin 4. ve 6. ayetlerinden de bunu çıkarıyoruz. Eksene koyduk Sare anamızı bakıp bu bilgiyi aldık. Bu bilgiyi biz şimdiye kadar gözden kaçırıyorduk. Hep biz o ayetleri okuyup geçince ya buradan böyle bir örneklik ve modellik var mı? Sare annemize buradan bir gönderme var mı? Diye hiç aklımıza gelmiyordu. Ama koydunuz mu eksene Hazreti Sare'yi alıyorsunuz. Nerede? Mümtehine suresinin dördüncü ve altıncı ayetlerinde. O dördüncü ayette ne diyor Rabbimiz? قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي اِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ Muhakkak ki İbrahim ve onunla beraber olanlar. Kim onunla beraber olanlar? Esare. Kim onunla beraber olanlar? Hacer. Kim onunla beraber olanlar? İsa, İsmail binlerce selam olsun hepsine. Onlar size güzel bir örnektir. Usvetün Hasene biliyorsunuz Ahsap 21'de de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için kullanılan bir ifade. En güzel örnek, numune-i imtisal, her yönleriyle örnek. Hayatın her alanının ve her anın, anının örneği. Zamanlara ve zeminlere sıkıştırılmayacak bir örneklik. Usvetün Hasene bu Ve biz bu Usvetün Hasene'yi İbrahim ve ailesi için kullanılan şu ayetlerin üzerinden Sare annemizin üzerinde farklı bakışların yoğunlaşması gerektiğine ait bir bilinci çıkarabiliyoruz. Eğer biz anamızı biraz anlarsak, biraz bazı şeyleri kavrarsak zaten farklı bir biçimde meseleyi anlamış olacağız. Şimdi Azize Hanımlar bakın Kur'an'daki ayetlerin bir miktarını verdim size. Derinleşeceksiniz inşallah siz bu ayetlerin üzerinde. Daha farklı bir biçimde çalışacaksınız, başka şeyler de çıkaracaksınız. Ama ben beş tane önemli mesajı Şimdi sizin nazarlarınıza vermek istiyorum. Sare annemiz deyince neler gelmeli ya bizim aklımıza? Çünkü Kur'an bu kadar dikkatleri çekiyorsa eğer bu annemizin üzerine o zaman biz bazı şeyleri almak durumdayız. Neler gelecek biliyor musunuz? Birincisi şu. Hazreti Sare zorlu davet yollarında eşinin en büyük yoldaşıdır. Zaten ben bunu da serlevhaya aldım biliyorsunuz. Yoldaş bir kadın Hazreti Sare. Neler olduğuna şimdi geleceğiz. İkincisi Hazreti Sare zalim Nemrud'un baskı ve zulümlerine karşı hakkın yanında yer alan bir mücahidedir. Üçüncüsü Hazreti Sare despot Firavun'un karşısında iffet ve izzetiyle duran bir mücadele abidesidir. Dördüncüsü Hazreti Sare imtihanlar karşısında sarsılmadan duran bir sabır kahramanıdır. Beşincisi Hazreti Sare buradan doğrudan böyle bilmiyorum ben bugün biraz daha yoğunlaşınca bu dersin üzerinde böyle bir tokat yediğim gibi buradan kendim yazarken kendi kendime tokat atmış gibi oldum ama vallahi erkeğiyle kadınıyla hepimiz buradan almalıyız buradan mesajı Hazreti Sare Mahsun ve Mazlum el Halil mescidinde halen nöbet tutan ve uyuyan ümmeti uyandırmaya çalışan bir murabıttır. Bir de böyle bir özelliği var. Binlerce selam olsun o güzel annemize. Şimdi bu beş tane önemli mesajı biraz irdeleyelim. Biraz kendimizi de işin eksenine koyarak anlamaya çalışalım. Dikkat ettiyseniz beş özelliği gördük. Yoldaş bir kadın, mücahide bir eş, mücadele abidesi bir hanım, sabır kahramanı bir anne, murabıt bir mümine. Hazreti Sare bu. Bu beş tane özellik. Tekrar etmek istiyorum. Yoldaş bir kadın, mücahide bir eş, mücadele abidesi bir hanım, sabır kahramanı bir anne, murabıt bir mümine. Bu beş tane özelliktir aslında bu güzel annemizin cihana bıraktığı en temel mesajlar. Ha başka şeyler de çıkarılabilir mi? Elbette ama en azından genel itibariyle bu, biz, bu beş tanesini biz çıkarabiliriz. Biraz açalım. Birincisi neydi? Hazreti Sare zorlu davet yollarında eşinin en büyük yoldaşıdır. Hazreti Sare'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi budur. Davet ve tebliğ çok zor bir iş. Yani gerçekten bunu biraz yapanlar öyle davet ve tebliği de zaten biz bazı dar kalıplara sıkıştırmışız ama gerçekten reklama, gerçekten riyaya, gerçekten işte takdire, alkışa aldırış etmeden Allah'ın dinini muhataplara ulaştırma çabasıdır. Ve hiçbir beklenti içerisinde olmadan hiçbir beklenti ne maddi ne de işte manevi olarak beğenilme, alkış, taltif aklınıza gelebilecek her şey. Ve gittiğiniz kapılardan mesela kapıların yüzünüze kapanması, 10 sene, 15 sene mücadele etmenize rağmen yine de muhataplara sözünüzü ulaştıramamak. Bunlar kolay şeyler değil. Yani çok zor şeyler olduğunu bilerek söylüyorum ama bu gerçek ve davet ve tebliğ bu. Ve böyle bir davet ve tebliğ çalışmasında peygamberlerin bir feryadı var. Bir feryadı ki Kur'an'da okuyoruz o feryadı. Nedir? Allah'a giden yolda bana kim ensar yardımcı olacak? Çünkü bu iş o kadar zorlu bir iş ki en sara ihtiyaç duyuyorsunuz ya en sara. Ensar kim peki? Ensar'ın iki alanı var. Sizi anlayan ve derdinize ortak olan dostlar ve sığınacağınız liman olarak eşler. Eğer bu ikisi varsa davetin ve tebliğin o zorluğunu ancak öyle aşabiliyorsunuz. İşte Nuh Aleyhisselam'ın feryadı o limanın olmamasıydı. Nuh'un imtihanıydı biliyorsunuz o limanın olmaması. Ama Allah iman atamız olan Hazreti İbrahim'e de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme de bu ikisini nasip etti. Onların gerçekten dertlerini anlayan dostları oldu etraflarında. Allah Resulü'nün Ebu Bekir'i oldu, Ömer'i oldu, Osman'ı oldu, Alis oldu. Binlerce selam olsun onlara oldu. E, Hatice'si de oldu. Sığındığı bir limanı oldu Efendimiz'in. Medine'ye geldi, Ayşesi oldu, Ümmü Seleme'si oldu, oldu. Yani kendini anlayan oldu. Ama bazı peygamberlerde bu olmadı. Ve çok zor, çok zor azize hanımlar. O kadar zor ki size gurbet nedir diye sorulunca siz ne diyorsunuz Allah aşkına? Gurbet nedir ya? Gurbet insanların içerisinde kendi doğup büyüdüğün topraklarda bile anlaşılmamaktır ya, anlaşılmamaktır. Bir feryadınız var, dile getiriyorsunuz ama anlayan yok, dinleyen yok. Sizin o feryadınızı dindirecek kimse yok. Asıl gurbet o. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mekke'de gurbetteydi. Medine'de değil. 53 yılı geçti Mekke'de ama Mekke'de gurbetteydi. Medine'de kendini anlayan dinleyen insanlar ve İslam'a ocak olan bir zemin olduğu için Medine Resulullah için gurbet olmadı. Ne olur bunu unutmayın. Aynı şey Hazreti İbrahim için geçerli. İbrahim aleyhisselam doğup büyüdüğü topraklar olan Harran'da gurbetteydi. Ne Mısır'da ne Filistin'de ne Mekke'de Hazreti İbrahim gurbette değildi. Çünkü orada az da olsa onu anlayanlar oldu. Asıl gurbeti nerede yaşadı Hazreti İbrahim? Haran'da yaşadı. E şimdi yoldaşlık meselesi de öyledir. Mesela ben biliyorum bazı azize kızlarımın dertlerini, sıkıntılarını. Kendi yüreğinde inanılmaz bir İslam'a karşı işte bir şevk var, iştiyak var, ilim sev sevdası var, şu var, bu var. Eve gidiyor, evde ne anne, ne baba, ne kardeş aynı dertte değil. Evli, eşiyle de aynı dertte değil. Eş başka sevdada, o başka sevdada. Bazen burada roller değişebilir. Mesela erkekte bu vardır kadında yoktur. Yani birbirlerine liman ve yoldaş olmazlar. Ve bu liman ve yoldaş olmamanın acısını ancak tam anlamıyla bunu yaşayan bilir. Bu çok zor bir şey. Ancak Hazreti İbrahim o kadar sıkıntı içerisinde böyle bir yoldaşa sahip oldu. Tam bir yoldaştı Sari anamız. Tam bir yoldaş. Onunla hayatını birleştirdi biliyorsunuz Sari anamız. Hazreti İbrahim'in amcasının kızı genç güzel birisi o güzelliği de zaten Mısır'da farklı bir imtihana vesile oldu. İşte bilgiler öyle verildiği için onun altını çizerek söyledik. Orada Hazreti İbrahim tebliğ ve davet mücadelesine başladığında Nemrut gibi zalim bir işte imparatorun bir kralın meliğin olduğu bir zeminde bu mücadeleyi verdi. Ve yıllarca bu mücadeleyi devam ettirdi. En son putları kırdı mı Hazreti İbrahim? Putları kırdı. O putları kırması da büyük bir imtihana sebebiyet verdi. Ateşin içerisine atıldı. Bütün o safhalarda Hazreti Sare Hazreti İbrahim'in yanındadır. Ve biz hiçbir yerde şöyle bir şey görmüyoruz. Gerçek yoldaş bu. Ya İbrahim iyi hoş da yeter ya yeter ya. Tamam tevhid'i anlattın, tebliğ anlattın da putları kırmak nereden çıktı? Demedi. Her zaman yoldaş. Yoldaş bedeli ne olursa olsun o bedeli ödemeyi göze almak demektir zaten. Öyle yoldaşlık sadece lafla falan olabilecek bir şey değil. Yoldaşlığın belli bir şeyi var şimdi onunla alakalı size bir şeyler söyleyeceğim. O yoldaşlığı tam anlamıyla ortaya koydu Hazreti Sare anamız. Sare isminin kökeni ile alakalı bizim dilcilerimiz biraz ihtilaf etmişler. İbranice midir, Arapça mıdır, şu mudur, bu mudur diye o ayrıntılara girmeyelim. Ama isminin genel anlamda manasını verenler şöyle bir mana verirler. Sare demek saf ve temiz demek. Yani beklentisiz demek. Yoldaş beklentisiz olur zaten. Eğer bir yoldaşın beklentisi varsa o yoldaş değil. Kusura bakmayın o başka bir şeydir. O tam anlamıyla yoldaş değil. Hiçbir şekilde bir beklentisi olmamanın adıdır aslında. Sare'nin o ismi ki o da o isminden çok ciddi bir biçimde nasiplenmiş bir İslam kadınıdır. Susuzluk mesela ona öyle bir mana da verirler Sare. Sıçrama, atlama biz bunların hepsini Sare annemizin ismiyle müsemma olduğuna ait anlayabiliriz. O İslam'la Farklı bir noktaya geldi. İslam'la susuzlukları giderdi. Hazreti İbrahim gibi bir yoldaşına bu noktada nasıl susuzluğu giderecek birisi oldu. Hayatını şöyle ya da böyle bir şekilde anladığınızda anlayabiliyorsunuz. Şimdi biz Hazreti Sare anamızın üzerinden yoldaşlığı okuduğumuzda yoldaşlığı şöyle okuyoruz. Yoldaşlık sözde değil hayatla olur. Eğer bir şeyin çok sloganını atıyorsanız inanın ki o slogan attığınız kadar hayatınızda yoktur. Yaşadığınız ve hayatınızda var olan şeyi çok fazla dillendirmek istemezsiniz. Bir yerde bir şeyler dillendiriliyorsa bilin ki olmadığı içindir. Mesela niye ahlak ahlak deyip duruyoruz? E yok da onun için ya. Niye adalet adalet deyip duruyoruz? Olmadığı için. Bir şeyi çok dillendirmeniz o şeyin azlığına yokluğuna işaret eder. Yoldaşlığı da çok fazla dinlendirmeye gerek yok. Dinlendirmedi de zaten Hazreti Sare'de biz okumuyoruz mesela öyle çok farklı sözlerimizden eğer olsaydı herhalde birkaç tanesi tarihi kitaplarımıza bile geçebilirdi. Ama hayatla bir yoldaşlık var. Hayatıyla bunu gösteriyor. Yoldaşlık hep iyi günlerde değil. Hem iyi günlerde hem zor günlerde olur. Bunu da özellikle söyledim bakın. Hem iyi günlerde hem zor günlerde olur. Bazen zor günün işte insanları vardır. Kötü bir şey olunca piyasaya çıkarlar. Bu da iyi bir şey değil. Sevincinizi de paylaşacak, üzüntünüzü de paylaşacak. Gerçek yoldaşlık budur. Yoksa cenazeniz olunca sadece arayan adam iyilik yapmıştır tamam ama tam iyilik o değildir. Sizin düğününüzde de sizin yanınızda olması gerekir ki sevinçle hüznü sizinle paylaşmış olsun. E hayatınızda bir başarı var kimse yok etrafınızda. Başınıza bir iş geliyor hemen etrafınıza bazı şeyleri geliyor. Tamam o başımıza bir iş geldiği zaman gelenler de güzel ama asıl yoldaşlık iyisinde de imtihanında da. Zor gününde de geniş gününde de olmasıdır ki Sari annemizi biz bu haliyle görüyoruz. Üçüncüsü Yoldaşlık sadece gençlikte değil, hayatın tamamında olur. Belli bir zaman değil. Yani yoruldum ya, yoruldum ya, yeter artık ya. Biz bu biz mi bu milletin derdini çekeceğiz ya? Şöyle 60-70 yaşına gelince artık köyde bir ev hesabı yapalım, bir tatil yeri falan hesaplayalım. Böyle bir şey görmüyorsunuz. Görmüyorsunuz. Kaç yaşına kadar mesela Hazreti Sare annemizin ömrü ki uzun bir ömür yaşadığını görüyorsunuz. Hep aynı heyecanla eşi yoldaşı olan İbrahim Aleyhisselam'ın yanında durduğuna şahit oluyorsunuz. Her daim ona liman olmuş bir sareden bahsediyoruz biz onun hayatını işlemeye çalıştığımızda. Üçüncüsü dördüncüsü affedersiniz yoldaşlık sadece dünyada değil asıl ahirette ve cennette olur. Eğer dünyadaki o yoldaşlığın tam anlamıyla zaten hakkını verirseniz Allah o ahireti de ahiretin en büyük mükafatı olan cenneti de vermiş oluyor. Beşincisi bilmem beni sarstığı kadar sizi de sarsacak mı? Ama çok çok önemli bir şey bu. Yoldaşlığın gerçek manada sar Sare anamızın üzerinden okunuşuna şahit oluyoruz. Yoldaşlık Hazreti İbrahim'e olur ama İbrahim için değil İbrahim'in Rabbi için olur. Bunu anlamak durumundayız. Evet yoldaşlığı kime yapıyoruz? Hazreti İbrahim'e yapıyoruz. Peki İbrahim için mi yapıyoruz? Sadece bu hedef işte İbrahim'le yolum kesişti, İbrahim'le hayatım birleştiği için yani ona eş olduğum için mi? Hayır, hayır öyleyse yanlış anladık biz zaten. Öyle bir şey yok. Asıl yoldaşlık ne olmalı? Evet İbrahim'e olmalı ama İbrahim'in Rabbi için olmalı. Eğer biz biraz olsun tevhidi anlamışsak böyle. Oldu ki İbrahim'le yollar ayrıldı yani. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın şahsına değil de işte o çizgiyi takip edenler için söyleyelim. Biriyle hayatınızı birleştirdiniz, hizmet ettiniz, gayret ettiniz, mücadele ettiniz, fedakarlık gösterdiniz, vefa et, gösterdiniz, şunu yaptınız, bunu yaptınız. Sonra 10 sene sonra, 15 sene sonra, 20 sene sonra anlaşamadınız. Olur ya yani azabı... Devam ettirmek değil yani bu boşanma meselesini de bazen çok kötü bir şey gibi görüyoruz da bu çok da doğru bir şey değil ya. Evet Allah'ın sevmediği bir helaldir ama hayatı zindan etmenin de cehenneme çevirmenin de bir anlamı yok. Allah böyle bir ruhsatı da vermiş bize ayrıldınız. Şimdi ayrıldık diye yani boşanma gerçekleşti diye ne olacak? Biz, kulluk adına sorumluluklarımızı artık ben boşanmış bir kadınım. Şimdi kadınları konuştuğumuz için eksende onlar var. Boşanmış bir kadınım ben bir dul bir kadınım deyip hayata mı küseceğiz? Yoksa hayat devam ediyor ya. Ben kulum ya kulum. Görevlerim var benim sorumluluklarım var. Ben o imtihanı yaşadım hayat devam ediyor. Ben şimdi bu hayatı nasıl en güzel bir biçimde devam ettirebilirim? Onun mücadelesini vermek durum, durumundayım. Eğer bu beşinci maddeyi anladıksa o maddeyi bir daha aktarmak istiyorum size. Yoldaşlık Hazreti İbrahim'e olur ama İbrahim için değil İbrahim'in Rabbi için olur. Böyle yoldaş olmayı Allah hepimize nasip eylesin. Hazreti Sare'nin bu yoldaşlığının üzerinden ders alabilmek de hepimize nasip olsun. İkincisi Hazreti Sare zalim Nemrud'un baskı ve zulümlerine karşı hakkın yanında yer alan bir mücahidedir. ne nasıl birisi olduğunu İbrahim Aleyhisselam'a neler yaptırdığını anlayın. Şimdi İbrahim Aleyhisselam bir peygamber Azize Hanımlar. Peygamberin yanında bir eş Sari Anamız. İbrahim Aleyhisselam'ın çektiği o sıkıntıları ve o imtihanı o imtihanın şiddetini bir şöyle zihninizde çağrıştırın. İnanın en derin imtihanı Sari Anamız yaşıyor. Çünkü İbrahim'e yoldaş olmak kolay bir şey değil. Karşıda sınır tanımaz bir Nemrut var. Neler neler yapıyor. O nemruda rağmen eşine dur ya dur başımıza iş açma ya bunu da söyleme bunu da konuşma bunu da yapma. Şöyle de yazma şöyle de konuşma diyen bir hanım yok. Sen yap Allah için yap ben de senin yanındayım diyen bir hanım var. Ve Sare böyle bir hanım binlerce selam olsun. Asla bu noktada Nemrud'un ateşinden korkmayan bir kadın o. Asla o ateşten korkmuyor. Eşi İbrahim aleyhisselam o ateşe atılırken o kenarda bir yerde ağlıyor belki gözyaşı döküyor. Bilmiyoruz ama bir kadının öyle bir manzaraya şahit olduğu zaman nasıl bir hissiyat yaşadığı, yaşayacağını siz benden daha iyi bilirsiniz. Ama şunu iyi biliyoruz ki ortalığı velveleye veren bir kadın değil. Öyle bu manada farklı şeylere kapı açan birisi değil. Sabırla bu imtihanı göğüsleyen ve bir İslam kadınına yakışır bir duruşu ortaya koyan ve asla da zalimleri sevindirecek sözler, ameller ortaya koymayan bir kadın. Dolayısıyla biz Sare anamızı konuştuğumuzda Nemrud'un karşısında İbrahim'i konuştuğumuz gibi Nemrud'un karşısında bir İslam kadını olarak onu da konuşmak durumundayız. Öyle konuştuğumuz zaman aslında Hazreti Sare'nin nasıl bir kadın olduğuna dair bazı mesajlar almış oluruz. Üçüncüsü Hazreti Sare despot Firavun'un karşısında iffet ve izzetiyle duran bir mücadele abidesidir. Emin olun o kadar güzel bir tablo ki bu tablo Allah Resulü Bukhari'de başka hadis kaynaklarında bize bunu aktarıyor. Olayın detaylarını biz hadis kitaplarımızdan okuyoruz. Sadece tarih kitaplarından değil. Mesela Bukhari'nin sahihinden siz de okuyabilirsiniz. Hazreti İbrahim hicret yurdu olan Filistin'e gitti. Bir müddet sonra bir kıtlık oluştu. O kıtlıktan dolayı bir de orada bazı olaylar yaşandı. Eşiyle beraber Mısır'a geldi. Mısır'da o gün Firavun hakim işte. Firavun biliyorsunuz özel bir isimdir. O günkü Firavun adı Totis. Firavun yabancı bir aile Mısır'a girdiği için o aileyi tutuklattırıyor. Ve o aile saraya getiriliyor. Sare annemiz güzel ya onu söyledik işte bunun için zaten o bilgi. Firavun Sare'yi kendisine almak istiyor. Olayın başka detayları da var. Ben onu anlatmıştım başka yerlerde. Oralara girmeyelim şimdi. Hazreti İbrahim'in söylediği oradaki konuşmalar şunlar bunlar. Asıl bizim için şimdi burada bir iffet ve bir izzet timsali olarak Sare anamızın duruşu lazım. Firavun onun nefsinden murat almak istediğinde Bukhari'de geçtiği üzere şimdi orayı okuyacağım size. Hazreti Sare şöyle bir şey söyledi. Ya Rab sana ve peygamberine imanım bugüne kadar namusumu iffetimi eşimden başkasına karşı muhafaza etmem hürmetine bana şu kafiri şu inkarcıyı musallat etme. Bir kadının iffetli bir kadının feryadı bu. Ve bu feryadını Rabbine söylüyor. Allah'ım diyor, ne olur bana böyle bir yardımda bulun da şu inkarcıyı bana musallat etme. Bunu söylüyor. Bunu söylediği zaman o anda Hazreti Sare'nin nefsinden murat almak isteyen işte şeyin Firavun'un bir anda farklı bir biçimde bir hale girdiğine şahit oluyoruz. Nefesi kesiliyor, omurdanmaya başlıyor ve ölecek neredeyse. Onun o hallerini görünce Sare anamız aynı hadisin devamından bunları okuyoruz. Diyor ki o anda Sare anamız Allah'ım diyor eğer bu adam ölürse onu bu kadın öldürdü diyerek bana sıkıntı oluştururlar. Onun ölmemesi için bu sefer duada bulunuyor. Ve Allah Sare anamızın bu noktadaki talebini yani münacatını, isteğini kabul ediyor. Firavun'a yeniden hayat veriyor. Firavun nefesi düzeliyor. Bu sefer tekrardan istiyor. Onun nefsine murat almak için şey yapıyor. Hazreti Sare tekrardan Rabbine yalvarıyor. Bu hal birkaç kez devam ediyor. En son Firavun anlıyor ki bunlar sıradan bir aile değil. Bu kadın da sıradan bir kadın değil. Kadının ve kadının kocası Hazreti İbrahim'in farklı bir aile olduğunu fark edince Firavun onlardan özür diliyor ve onlara yaptığı o sıkıntıdan dolayı bu sıkıntı izale edilsin diye bir hediye veriyor. O hediye neydi? Hacer almıştı. Bakın iki kişi olarak girdikleri işte Mısır'dan üç kişi olarak ayrılıyorlar. Ama burada özellikle Hazreti Sare annemizin Firavun'un karşısındaki o tutumu İffet ve izzetiyle o kameti inanın üzerinde çok çok ciddi bir biçimde durulması gereken şeyler. inşallah dediğim gibi siz o ayrıntılara gireceksiniz. Dördüncüsü Hazreti Sare imtihanlar karşısında sarsılmadan duran bir sabır kahramanıdır. İmtihanlarını sıralayın o kadar çok ki. Bakın Nemrud'un karşısına bir imtihanı var Firavun'un karşısına bir imtihanı var. İbrahim gibi bir peygambere eş olmanın getirdiği imtihanlar var. Çocuksuzluk imtihanı var, şu var, bu var bir sürü. Ve hiçbir imtihanın karşısında sarsıldığını görmüyoruz biz Hazreti Sare'nin. Bir sabır kahramanı. Bir kadın için en zor olan şeyleri yaşamış. Usve-i Hasene olması bu işte zaten. Bakın örneklik o kadar çok ki onun hayatında. O örneklikler içerisinde bir kadın olarak birçok sıkıntıyı yaşamış. Ama yaşadığı o sıkıntılara karşı hiçbir zaman sarsılmadan, hiçbir zaman imanına, ahlakına, iffetine, izzetine gölge düşürmeden yaşadığı bir hayat var. Dolayısıyla onu biz anlamaya çalıştığımızda sabır üzere de onun hayatına ait bazı şeyleri anlamış olmamız lazım. Şimdi en önemli imtihanlarından bir tanesi bildiğimiz bir imtihan işte en başta da ona kısmen de indik ya çocuksuzluk imtihanı. Yıllar yılı bu imtihanla imtihan edildi. Şimdi bu imtihanı nasıl neticelendiğini biliyorsunuz. Ama burada bir şeyi zihinlerimize tekrardan bir çağrıştıralım. Hacer anamızla evlendirdiği zaman eşi İbrahim Aleyhisselam'ı Allah ona halim bir çocuk olarak İbrahim'e İsmail'i bahşetti. Sare anamız haset etmedi ama kıskandı. İkisi arasındaki farkı biliyorsunuz değil mi? Eğer haset etseydi şöyle demesi gerekirdi. Allah'ım niye Hacer'den oldu da benden olmadı. Böyle demedi. Ya ne dedi? İbrahim dedi. Sen bunları biraz götür uzaklara. Çünkü ben gördükçe içimde farklı şeyler oluyor. Yani ne Hacer'e ne İsmail'e bir düşmanlığı yok aslında Hazreti Sare'nin. Sadece burada zaten hasedin en önemli ilaçlarından bir tanesi de odur. Nedir? Haset ettiğinizle aranıza mesafe koymak. Sare anamız da bunu söylüyor işte. Yani biraz görmeyeyim ki içimdeki o duygular biraz olsun farklı bir noktaya gelsin. Dediğim gibi haset değil yine kıskançlık anlamında meseleyi anlamak durumundayız. Peki İbrahim Aleyhisselam aldı götürdü nereye götürdü? Şimdi bir cümle kullanacağım. Siz hemen bana itiraz edin o cümleye. Aldı Filistin'in işte El Halil diye köyünden Filistin'in başka bir köyüne götürdü. Böyle mi? Normalde olması gereken buydu. Ama ne oldu? Aldı Filistin'den, El Halil'den 1500 kilometre öteye götürdü. Toprağında ziraat edilmeyen, bir ziraat eseri olmayan, yani insan geçmeyen, kervan geçmeyen, su olmayan Tevrat'ın ifadesiyle Faran dağlarına oraya götürdü, bıraktı. Ne anlıyoruz bundan? Kader ağlarını örüyor ya, kader ağlarını örüyor. Ve kader Sare'nin diliyle örülüyor. Sare götür dedi, sebepler dairesinde oydu. Aslında götür diye emredecek olan Allah'tı. Onu isteyen, o manada farklı bir muradı ilahi ortaya çıkarmak isteyen Cenab-ı Hak'tı. Onu Sare'nin diliyle söyledi. Bugün de öyledir. Yani bugün sebepler dairesinde olan birçok şey inanın ki Allah'ın muradıdır aslında. murad ilahi öyle işler ama biz sebeplerde bir başka şeyler görürüz. Dolayısıyla burada da biz bir sabır kahramanı olarak görüyoruz o büyük İslam kadınını. Götürdü İbrahim Aleyhisselam orada neler yaşandı o Hazreti Hacer'in konusudur. Anam ama dönüp geldiğinde Sari anamızın imtihanı bitmedi. Yıllar yılı o imtihan devam etti, devam etti. Çocuksuzluk imtihanı o kadar yaktı ki yüreğini ama hiçbir zaman isyan etmedi, kaderi tenkit etmedi. Hacer anamızı hatırlayarak niye o oldu da ben olmadım demedi. Sabırla durdu, durdu, durdu. Kendi ifadesiyle ki Kur'an'a öyle geçiyor biliyorsunuz o ifadeler. Koca karı olduğu, kısır olduğu bir vaziyette melekler geldi ve melekler ona müjdeyi verdi. Verdiği müjde hem İshak'ın müjdesiydi. Oğul olarak alim bir peygamber hem de torun olarak Yakup'un müjdesiydi. O büyük sabrın nihayetinde böyle büyük bir müjde oldu. Onun için Sare anamızın bu sabrı da ayrı ayrıca güzel bir şeydir. Onun üzerinde de ayrıca durmak gerekir. Şimdi burada ben biliyorum ki bazı kadınlarımızın, annelerimizin böyle bir imtihanı var. İstiyorum ki binlerce kadını şimdi şahit tutarak böyle imtihan yaşayan kadınlarımıza bir dua edelim çocuksuzluk imtihanı hem kadına hem erkeğe zordur ama kadına anne olma hasebiyle daha zordur. Ve diyelim ki Allah'ım şu anda bu imtihanı yaşayan kuzeyde, güneyde, doğuda, batıda kim varsa sen sareyi sevindirdiğin gibi onları da sevindir. Eğer bu imtihanı yaşayan kardeşlerimiz sebepler dairesinde olması gerekenlere adımlar atarlar da Allah bu noktada ikram ederse belki evliliğin 20 sene sonrası, 30 sene sonrası olmaz diye bir şey yok. Allah'a imkansız yok. İşte görüyoruz bakın. Bu örnek öyle boşuna anlatılan bir örnek değil. Ama olmasa ne olur? Dünyanın sonu mu? Olmasa da annelik adına ilk derste söylediğim inşallah hatırlarımıza gelsin. O noktada da mesajlarımızı o sözlerin üzerinden almış olalım. Sonuncusu da şu. Hazreti Sare Mahsun ve Mazlum El Halil Mescidinde halen nöbet tutan ve uyuyan ümmeti uyandırmaya çalışan bir murabıttır. Allah kendisinden binlerce kez razı olsun. Bilmem içinizden gidenler var mı Kudüs'e, Filistin'e, El Halil Mescidine? Şimdi gelsin El Halil Mescidinin o resimleri en azından gitmeyenler de o resimlerle görsünler. Çok mahzun ve mazlum bir mescittir orası. Ve İsrail'in orada yaptıklarını şimdi aynısını Mescid-i Aksa için yaptırıyor. Orada biz kaç peygamberin ve peygamber eşinin kabirlerini görüyoruz. Hazreti İbrahim orada, Hazreti İshak orada, Sare anamız orada, Refaka validemiz orada, Yusuf peygamber orada, Yakup aleyhisselam orada. Bazıları İsrail'in tarafında kaldığı için bazen ziyaret oluyor bazen olmuyor ama gidenler en azından bazıları o imkana sahip olabiliyorlar. İbrahim Aleyhisselam'ın kabrini de görelim. Sare annemizin kabrini de görelim o resimlerde. Siz o resimlere bakarken şöyle bir şeyi sakın aklınıza getirmeyin. İşte burada iki tane, üç tane neyse kabir var. Yani bugün bizim Anadolu'daki ifadeyle türbe. Orada işte mübarek bir zat yatıyor. Mübarek bir peygamberimiz, mübarek bir peygamber eşi böyle mi? Böyle anlıyorsak eğer yanlış anlıyoruz. Aslında her bir İslam büyüğü, Ebu Ayyub El Ensari de öyledir zaten. Her bir İslam büyüğü, peygamberiyle, sahabisiyle, alimiyle her bir İslam büyüğü metfun olan yerde meskundur. Ve meskun olduğu yerde murabıttır. Murabıt ne demek? Nöbet tutuyor. Ribatta halen ribatta. Vallahi yeminle bir şey söyleyebilirim. Bilmiyorum bu sözüme itiraz edecek kimse çıkar mı içinizden içimizden. Ebu Eyyub El Ensari şu anda orada murabıt. Yani nöbet tutuyor ya İstanbul'un nüfusu şu anda ne kadar 17-18 milyon herhalde var. 17-18 milyondan daha fazla hizmet ediyor. Yerin altındakiler yerin üstündekilerden daha fazla hizmet ediyor. Bu böyle. Şu anda Sare annemiz de orada murabıt. Bir kadın olarak murabıt. Eğer siz onun murabıt oluşunu anlarsanız ne diyorlar biliyor musunuz o murabıtlar? Özellikle Sare anamız hepimize ey kendisini İbrahim'e nispet edenler biz iman atamız diye biliyorsunuz Hazreti İbrahim'i görüyoruz ve Hazreti Sare anamız bize bunu söylüyor. Ey İbrahim'e kendisini nispet edenler Böyle mi koruyacaktınız bu emaneti? Bu emanete sahip çıkmak böyle mi olacaktı? Aslında her ziyaretinizde ya da önünüze koyup şu resmi her işte üzerinde tefekkür et, edişinizde Sare anamız ki biz hepimiz inşallah onun evlatlarıyız. Bazen biliyorsunuz analar çocukları kendilerine getirmek için şöyle bir sallarlar. Neredeyse işte şöyle bizi sallıyor ya sallıyor bizi. Eğer biz o sallanmayı kendi üzerimize alır da Sare anamızın bu feryadını duyarsak Mescid-i Aksa gibi El Halil gibi Filistin ve etrafı mübarek kılınan işte ayetin ifadesiyle o mübarek kılınan toprakların sorumluluğunu anlamış oluruz. Ve o sorumluluğun da sadece slogan atmakla yerine gelmeyeceğini anlamış oluruz. E bir şeyler yaparız. İnşallah Sare anamızın bu feryadı hepimizin feryadı olsun. Azize hanımlar Son bir cümle söyleyerek sözümü bitirmek istiyorum. Mesela genel itibariyle anlattık ya Sare anamız. İşte ben biraz vaktin el verdiği çerçevede anlattım biraz da sorularınıza yer kalsın diye. Bu tarz şeyleri konuşunca hemen şöyle bir soru gelir aklımıza. Neden sareler yok? Niye bugünün dünyasında biz istenilen oranda sarelere rastlayamıyoruz? E cevap belli. Kadınlar genelde böyle bir cevap verecek. İbrahim mi var ki Sare olsun? Bu cevap isabetli bir cevap değil azize hanımlar. Değil. Ben size söyleyeyim yani. Gerçekten değil. Niye biliyor musunuz? Sare'nin varlığı İbrahim'e bağlı olsaydı bakın Muh gibi bir peygamber vardı ama Sare'si yoktu. E demek ki öyle değilmiş. Göreceğiz bu kürsüden göreceğiz. Allah o günlere eriştirirse bizi. Çağın Sare'si kimdi? Asiye anamızdı. Asiye anamızın da İbrahim'i yoktu. Asiye anamızın Firavun'u vardı. Demek ki Sare olmak için İbrahim'e ihtiyaç yok ya. Yok. Anlayalım bu hakikati. Ne olur anlayalım. Allah aşkına anlayalım. Niye biz iyi olamıyoruz biliyor musunuz? Ve iyi kalamıyoruz. Hep iyiliği birilerine bağladığımız için. E ben çok iyi bir mücahide kadın olacaktım ama işte Zalim bir kocaya geldim. Aslında ben çok iyi birisi olurdum. İlimde de şöyle olurdum. Şöyle de mücadele ederdim. Şöyle de tebliğ ederdim ama... Ya babam bana destek olmadı ki. Ben şöyle yapacaktım, böyle yapacaktım ama... Allah imtihan için işte iki üç tane evlat verdi bana. Ben onlarla uğraştığım için olmadı. Vallahi hepsi bahane. Hepsi bahane. Ve hiçbir bahanenin de Allah katında bir karşılığı yok. Onun için sariliği İbrahim'e bağlamaktan vazgeçtiğimiz gün... Firavunlarının, Nemrutlarının, Tiranlarının, Yezitlerinin çok olduğu şu zeminlerde, şu zamanlarda ben sare iffetiyle ve sare izzetiyle ayakta durmaya devam edeceğim diyen kadınların sayısının çoğaldığı gün o zaman göreceğiz yeryüzünün nasıl yeşereceğini. Ve ben inanıyorum ki bu olacak. İnanıyorum ki Allah bu güzel yürüyüşü bu şekliyle neticelendirecek ve doğuda batıda nerede olursa olsun Allah bu ümmetin kızlarına annelerine sarelik adına o güzel elbiseyi giydirecek ve temsiliyet adına zorlandığımız şu zaman ve zeminlerde onların üzerinden bu teslimiyeti ortaya koymuş olacak. Ben onun için dua ediyorum bütün bu ümmetin sarelerinden de sarelerine tal talibe olan işte ona yoldaş olan bütün kadınlarından da kendim için de o dua istiyorum. Allah bir an önce bizi o güzel günlere eriştirsin inşallah. Birkaç tane de sorunuza cevap vereyim. Dönemimizde güçlü kadın modeli oluşturmaya çalışılıyor. Yoldaş olan bir hanım eşinin yanında nasıl bir duruş sergilemelidir? Biz niye güçlü kadından rahatsızlık duyalım? Kadın güçlü olsun ya. Kadının putlaştırılması derseniz soruda tamam. Orada doğru ona eyvallah deriz. Ama zayıf kadından bize bir fayda yok. Sare gibi olsun ya böyle gerçekten firavunun karşısında konuşabilecek kadar güçlü olsun. Ama bu güçlülük eğer kalkıp da firavuna olması gereken öfke başka yerlere doğru çevriliyorsa problem orada. Aslında şu anda olan şeyi ben size bir cümleyle özetlesem ne derim biliyor musunuz? roller karman çorman olmuş roller. O rolleri işte biz buradan bulacağız zaten. Niye bu örnekleri onu anlamaya çalışıyoruz? E güzel örnekle terbiye oluruz. Eğitimin temeli güzel örnektir. E biz de eğitimin temeline bunu koymaya çalışıyoruz. Örnek kadınlar üzerinden kadınlık duruşunu öğreniyoruz. Dolayısıyla bugün kadınlar için konuşulan sağda soldaki şeylerin hepsi bir tarafa. Şimdi biz burada öğrendiklerimizin üzerinden ne yapacağız? Asıl olması gerekeni öğrenmeye çalışacağız ve o aslı ortaya koymanın mücadelesini vereceğiz. Yoldaşlık beklentisizliktir dediniz. Aynı yolu paylaştıklarından belli bir ölçüde saygı ve değer beklemek yoldaşla engel midir? Bu tamamen mesela devre dışı bırakılacak bir şey değil ama beklediğiniz olmadı. Diyelim ki olmadı. Eşiniz mesela istenilen oranda bunu yapmıyor. Ne yapalım? Ne yapalım yani ağlayıp sızlamakla çözüme varamıyoruz yani. Evet olsa ne kadar güzel olur işte İbrahim Aleyhisselam olduğu için o fırtınalarda kendisine bir liman buldu. Ama olmaya da ya. Lut'un olmadı Aleyhisselam. Lut, Lut, Lut. Binlerce selam olsun. Nasıl bir inleyişi var Kur'an'dan okuyun Allah aşkına. Evindeki sırları dışarıya ihanet olarak veren bir kadından bahsediyoruz. Olmadı olmamasının örnekleri de var. Ama çok bu noktada beklentiye girersek olmasa da hayatı zindan edersek, olmasa da hayatı çekilmez bir hale getirirsek işte orada kendimize yazık ederiz. İnanın ki başkasına değil, kendimize yazık ederiz. Bugün bakın birçok kadınımız kendisine yazık ediyor. Kendisine. Evliliği yürümüyor mesela. Evliliğinde problemler var. Eşiyle sorunları var ya da eşinin ailesiyle sorunları var. Var yani bunlar yani olmayacak şeyler değil ama bütün bir hayatını sorunların üzerinde döndürüp durduğu için aslında hayatında şurada durması gereken bir şey tamamına yayıldığından dolayı kendi hayatını zindan haline getiriyor. Asıl olmaması gereken durum bu. Sare annemiz tüm üstün varlıklarıyla birlikte bir insandı. Bu bağlamda kıskançlık ile imtihan edilmesi tabi değil midir? Çok tabi. Ben ona hiçbir şey söylemiyorum. Sadece orada söylediğim şey neydi? haset değil. Kıskançlıktı. Kıskançlığı iyi canlayalım. Kıskançlık insanın elindekine sahip çıkması ve elindekini sakınması. Haset bir başkasının elindekine göz dikmek. Yoksa analarımız da kıskançlılar ya analarımız. Ayşe anamız ne diyordu? Ben Hatice ile aynı zamanda yaşamama rağmen Hatice'yi çok kıskandım diyordu mesela. Yine Başka diğer annelerimizin arasında da o vardı. Yani bu çok tabii insani bir şey. Zaten bunları yok saymak, bunları görmemezlikten gelmek doğru değil. Haset de olabilir. Yani insanda haset de bir şekliyle hastalık olarak insana bulaşabilir ya da insanın imtihanı o alandan olabilir. Eğer öyle olursa zaten tedbir alınması gerekir ve o noktada tedaviye ait bazı şeyler söylenmesi gerekir ki geçen haftaki Hazreti Yusuf dersinde o konulara biraz değindik. İzlemeyen kardeşlerimiz oradan istifade edebilirler. Belki onun yaşadığı bu kıskançlık bizim nefislerimizle mücadele için örnekli teşkil etmez mi? Aynen öyle. Zaten onun için anlatılır. Kur'an'daki bazı kıssalar da öyle. Mesela yine örneği oradan veriyorum işte yakın bir zamanda anlattığım için Hazreti Yakub'un çocuklarının arasındaki o haset meselesini de Kur'an ayetler olarak Kur'an'a yazması e bizim için işte örneklik olsun diye. insani anlamda hepimizin yapabileceği ve yaşayabileceği imtihanlar ona göre dikkatli olun diyerek aslında uyarlarda bulunuyor. Hz. İbrahim Sare annemizi neden ıssız bir yere götürüyor? Sare annemiz orada ne yerine içer bir Nevi haşa eziyet gibi değil mi? Sare annemizi götürmüyor. Sare annemizi götürdüğü yer El Halil. Yani bir köy. Mısır'a da bir ziyaret için gidip geliyorlar. Hacer annemizi götürüyor. Hacer annemizi de götürmesini önümüzdeki hafta derste anlatmış olacağız. Aslında eziyet değil. Sare, şey, Hacer anamız orada başlayacak yeni bir hayatın neyi oluyor? Aslında ilk aktörü oluyor. Hacer annemizi işlediğimiz zaman da zaten meseleyi bu noktada daha farklı bir biçimde görmüş olacağız. Sorularımız bitmiş. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Şu anda özellikle internet üzerinden bizi dünyanın farklı yerlerinden izleyen hanım kardeşlerime de dualarımı iletiyorum. Ne olur hiçbir şeye olumsuzluğa, sıkıntıya, imtihana, derde, tasaya şuna buna takılmadan Allah'ın bize vermiş olduğu şu hayat nimetini en güzel bir biçimde geçirme adına gayretiniz olsun hepimiz birbirimize bunu tavsiye edelim. Bu hakkın ve sabrın tavsiye edilmesidir. Özellikle bu konuda yapmamız gereken şeyleri ortaya koyduğumuz zaman bizim sorumluluğumuza ait şeyler oluştukça Allah'ın da farklı bir biçimde rahmetine, mağfiretine, onun nüsretine muhatap olacağız. Onun bize ulaşabilmesi için durmak yok. Gayrete, himmete, tebliğe, davete Devam diyorum. Hepinizi de Allah'a emanet ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.